Arkadaşlar herkese merhabalar. Artık 10. sınıfı bitirdiniz. Peki bunun nasıl bir önemi var derseniz, gelecek yıllar için şöyle bir önemi var. Siz 10. sınıfla birlikte 12. sınıfın sonunda gireceğiniz TYT sınavının konularını da bitirmiş oldunuz. Biliyorsunuz ki TYT ve AYT olmak üzere iki tane sınava gireceksiniz ve TYT sınavının konuları 9. sınıf ve 10. sınıf konularından oluşmuş oluyor. Yani artık bu saatten sonra bir tane daha ek bir TYT konusu kesinlikle görmeyeceksiniz. 11. sınıf ile birlikte AYT konularına giriş yapmış olacaksınız. Yani siz nasıl ki lise hayatının yarısını bitirdiyseniz aynı zamanda üniversite sınavının konularının yarısını bitirmiş oldunuz. O yüzden de 10. sınıfın yaz tatili bizler açısından çok önemli. Bazı arkadaşlarımız burada şunu söyleyebilir. İyi de hocam neden bu kadar önemli ki? Daha sınava zaten çok var. 2 senemiz var. Şimdiden çalışsak ne olacak? Bir yaz tatilinde neleri toparlayabiliriz diye sorabilirsiniz. Ama emin olun ki AYT konularını gördüğünüzde ne demek istediğimi birazcık daha iyi anlayacaksınız. Çünkü genelde 10. sınıfın sonuna kadar görmüş olduğunuz konular ortaokuldan beri öğrendiğiniz şeylerin üzerine bir şeyler daha eklenerek karşınıza çıktı. Yani böyle apayrı, yepyeni bir şey görmüş olmadınız. Ama AYT konuları öncekilerden tamamıyla bağımsız ve çok farklı konular. O yüzden de sizi TYT'ye göre birazcık daha zorlayabilir ve bu zorlama süreci içerisinde de TYT'ye göz atmaya, TYT'yi birazcık daha çalışmaya ve tekrar yapmaya fırsat bulamayabilirsiniz. İşte o yüzden yaz tatilinde güzel bir TYT tekrarı yaparsanız gelecek yıllarda yani 11 ve 12'de çok fazla zaman ayırmadan da TYT'de başarı olmuş olursunuz. Bunun için öncelikli olarak çok iyi bir planlama ihtiyacınız var. Unutmayın ki bir planınız olmazsa, bir programınız olmazsa asla verim elde edemezsiniz ve başarılı olamazsınız. O yüzden program bizde başarıya giden yoldaki en önemli araç. Bunu zaten sizlere her zaman söylüyoruz. Şimdi programınız olmadığı zaman gününüzü verimli geçiremeyeceğiniz gibi ne yaptığınızı veya ne yapacağınızı da bilmiyorsunuz. İşte gelecek zamanlarda, önceki günlerde ne yaptığınızı unutuyorsunuz. Belki aynı konulara tekrardan bakmak için kendinize vakit ayırıyorsunuz gibi işler karışmış oluyor. İşte o yüzden kendinize gerçekçi bir program hazırlarsanız her şey çok daha yolunda ve çok daha düzenli bir şekilde ilerleyecektir. Programınızı hazırladıktan sonra da tabii ki bir konu listesine ihtiyacınız var. Yani 9. sınıfta ve 10. sınıfta ben neler öğrendim? Yani basitçe TYT konuları neler? Bu konuları gözden geçirmeniz gerekiyor. Bugünün programında ne var? Diyelim ki matematik olsun, coğrafya olsun. O zaman ben açıyorum konu listemi ve hemen oradan ilk konudan son konuya doğru gitmeniz çok daha doğru olur. Hemen en baştan programıma konularımı yerleştiriyorum. İşte bunu yaptığınızda yaz tatili boyunca hiçbir konuyu gözden geçirmeme gibi bir riskiniz olmamış olur. Yani tüm konuları güzelce tekrar etmiş ve pekiştirmiş olursunuz. Bu da sizler için TYT'de çok önemli bir avantaj haline gelecek. Aynı zamanda programınızı hazırlarken özellikle de kendinizi başarısız ettiğiniz bazı dersler varsa bunları daha fazla güne yaymanıza da fayda olacaktır. Diyelim ki yine kendimden örnek vereyim ben. İşte fizik dersinde ben başarılı bir öğrenci olamadım. O zaman ne yapmam gerekiyor? 3 ya da 4 gün mutlaka fizik çalışmam lazım. Ama coğrafyada iyiyim, başarılıyım, onu yapabiliyorum. O zaman 1 veya 2 gün coğrafya çalışsam da yine ben bu derste başarılı olurum anlamına geliyor. Yani sizler bunu tamamıyla kendi başarılı veya başarısız olduğunuz derslere göre de değiştirebilirsiniz. Ama ben asıl burada Türkçe ve matematik branşlarına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü TYT'de karşınıza 40 tane Türkçe ve 40 tane matematik sorusu çıkacak. Eğer ki bu derslerde başarı yakalayabilirseniz, konuları çok iyi öğrenirseniz ve çok pratik yaparsanız bu demek oluyor ki TYT'de oldukça yüksek bir başarı elde edeceksiniz. İşte bunun pratiklerini de şimdiden yapmakta fayda var. Branş branş bakacak olursak Türkçe dersinde, Türkçe branşında 40 tane sorunun birçoğu paragraf, cümlede ve sözcükte anlam konularından geliyor. Yani siz bu konuları yaptığınızda, başarabildiğinizde Türkçe netleriniz de tamamıyla yükselmiş olacak. Dil bilgisi soruları da geliyor ama bunlar biliyorsunuz ki yine paragraf sorularına göre oldukça az. Peki bu sorularda başarı yakalamak için ne yapmanız gerekiyor? Düzenli bir şekilde paragraf çözmeye ihtiyacımız var. 8. sınıftan bunun sizlere tanıdık olması lazım. Her gün ne yapıyordunuz? Paragraf çözüyordunuz. Yine aynı şekilde hiç ara vermeden paragraf çözmeye mutlaka devam etmeniz ve o test pratikliğini kaybetmememiz gerekiyor. Peki tek başına paragraf çözmek yeterli mi derseniz hayır değil. Burada paragraf çözmemizi destekleyen bir diğer önemli araç ise kitap okumak. Kitaplarınız nasıldır bilmiyorum ama kitap okuduğunuzda paragraf sorularını çok daha doğru ve çok daha kolay bir şekilde halledersiniz. Çünkü kitap okumak sizlere zaman anlamında katkılar sağlar. Yani çok daha hızlı okumaya başlarsınız ve okuduğunuzu çok daha kolay bir şekilde bir seferde anlamaya başlarsınız. İşte paragrafta da bizim buna ihtiyacımız var. Unutmayın ki sınavlarda zamanla yarışacağız. Süreler bize çok az gelecek. Hemen o süre bitecek. İşte hızlı okuduğunuzda o Türkçe sorularını çok daha hızlı bitireceğiniz için de diğer branşlara daha fazla vakit ayırmış olacaksınız. Matematik dersine geldiğimizde
geldiğimizde de burada problemler konusuna dikkat çekmek istiyorum. Yine TYT'de 40 tane matematik sorusunun yaklaşık 12-13 tanesini problemler ünitesi oluşturuyor. Yani siz problemleri hallettiğinizde, bunda başarılı olduğunuzda sınavın 4'te 1'inden fazlasını yapmış oluyorsunuz. Bu çok önemli bir oran. Lütfen buraya dikkat edin. Zaten özellikle de 12. sınıf öğrencilerine, arkadaşlarınıza biz sürekli şunu söylüyoruz. Nasıl ki her gün işte 20 tane, 30 tane paragraf çözüyorsan aynı şekilde 20 veya 30 tane de problem çözmen gerekiyor. Sizler de şimdiden buna başlayabilirsiniz. Daha erken diye düşünmeyin. Yani günde tabii ki 30 tane çözmeyin belki ama eğer matematikte aranız çok kötüyse gerekirse 5 tane çözün, 6 tane çözün, 7 tane çözün. Bu tamamıyla size kalmış. Bizlerin şu anda istediği şey o pratikliği, o alışkanlığı kazanabilmek. Eğer şimdiden bunu kazanmazsanız gelecek yıllarda işimiz biraz daha zorlaşıyor. Daha fazla emek harcamak zorunda kalıyorsunuz ve bu da sizlere tabii ki vakit kaybettiriyor. Yani genel olarak baktığımızda günlük 2 saat veya 3 saatlik bir çalışma maksimum, yani çok fazla konu eksiğiniz varsa maksimum 4 saatlik bir çalışma sizler için yeterli olacaktır. Programınızı lütfen doğru bir şekilde yapın. Planlamanızı doğru bir şekilde yapın. Tüm bunları yaptığınızda TYT'deki başarınızı 2'ye katlamış olacağınızı söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, bugün sizinle 10. sınıfı bitirdikten sonra bu yaz tatilinde TYT'ye ne kadar zaman ayırmamız gerekiyor, bunlarla ilgili konuştuk. Umarım söylediklerim sizler için açıklayıcı olmuştur ve bunları hemen programınıza dahil etmeye başlarsınız. Eğer ki başka planlarınız varsa bunları da yoruma yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.